duyduklarının söylediklerine anasından babasından, kardeşinden çocuğundan daha çok inanan izleyicilerimiz. Burçların Sırrı programına hoş geldiniz. Hayati Hocam, nasılsınız? Leman arkadaş, bağı olanın üzümü iyidir, dağı olanın havası iyidir, yağı olanın yemeği iyidir. Sağ olanın da sağlığı iyidir. Yani yaşayıp gidiyoruz Leman arkadaş. Hocam yine folklorik bir giriş yaptı. Hocam bu hafta burçları neler bekliyor? Şimdi Leman arkadaş bu Satürn akrebin evine girince sanki bostanımıza domuz dalmış gibi hepimiz malamat olduk. Şimdi tek tek gidecek olursak bu koç burcu bu hafta inadım inat ardım iki kanat bir hafta geçirecek. Geçen haftayı da böyle geçirmişti. Zaten bu koç burcu doğduğundan beri böyledir. Allah da ailesine sabır versin. Efendim bu boğa burcuna gelince onun da gözünü toprak doyursun. Hep aç. Şimdi bu ikizler hakkında çok fazla bir şey de söyleyip canımı sıkmak istemiyorum yani. Bu yengece bir şey desek akımı yapar. Ne bileyim işte o aslana bir şey versek daha fazlasını ister. Bir de bu başak arkadaşa bir şey demeye kalksak o da zaten şu anda evde temizlik yapıyordur. Ona da hiç karışmaya. Bu terazi burcuna iyi dersen iyi oluyor, kötü dersen kötü oluyor. Böyle de karaktersiz bir burç. Efendim bu akrep burcu da şu anda zaten azgınlığı tepededir. Onun için de ona hiç yaklaşmaya. Bir de bu yay burcu olanlara da televizyonu başında olan arkadaşlara seslenek desem kesin onlar da televizyonun başında değildir. Onlar da evde değildir. Bu oğlak burcu arkadaş sen ne istiyorsun ya? Ha? Sen neden insanlarla arana mesafe koyuyorsun? Öyle değil mi? Yani bu kova burcuna da bir şey desen hemen seni kovalar. Balık burcunun da Allah belasını vermiş. Yalnız ben doğduğumdan beri koç burcuyum. Koç öyle değil. Nasıl değil? Koç inatçı bir burç değil. İnatçısınız. Değiliz. Efendim inatçısınız. Değiliz. Takdiri halk verecek. Devam edelim. Hayır. Vermeyecek. Tamam lütfen. Lütfen devam ediyoruz. Evet. Şimdi hocam, Merkür retrosu bitti biliyorsunuz. Evet. Ciddi kararlar vermek için önemli bir hafta. Siz izleyicilerimize neleri tavsiye edersiniz? Nelere dikkat etmeleri lazım izleyicilerimizin? Ucuz olmasına dikkat etsinler. Yahu milletin cebinde kalmış 3 kuruş neyine karar verecek? Hayatıyla ilgili nasıl önemli bir karar verebilir ki? En fazla der ki ne? Karşıya vapurla mı geçeyim, metrobüsle mi? Yani sen de beni iyice zorlayıp konuşturma. Şu yeni işimizde de olmayak. Leman arkadaş. Evet hocam. Bakıyorum ki çok heyecanla bekleyen konuklarımız var. Buyurun hanımefendi. Ben. Tabii. Hocam merhabalar. Merhaba. Ben Mehtap. Terazi burcuyum. Allah başka dert vermesin. Ayrıca da senin böyle karar merciinde olduğum bir konumu da bütün millette korusun Allah yani. Evet, devam et. Neden hocam? Kararsız mıyım ben? Kararsız mıyım? Kararsız değilim ya ben. Kararsız değil miyim ben ya? Kararsız olup olmadığına karar veremedim. Dünyadaki bütün garsonların ömründen uzun bir zamanı aha bu teraziler yemiştir ha. Yememiştir. Seninle bir hak mücadelesine gireceğim, yemiştir. Girmeyeceksiniz. Gireceğim, andım olsun ki gireceğim, yemiştir. Aa, hocam siz niye bu kadar inatlaştınız ki? Leman arkadaş, benim yükselenim de koç. Yani insan karar veremiyor.
kendi burcuna da yükselenler. Verir, verir. Karar verir. Veremez. Verir. Ya hele dur ya. Tamam. Sen ne diyordun kızım evet? Şöyle ki hocam, ben güzel sanatlara çok büyük bir ilgim var. Resim konusunda kendimi çok yetenekli buluyorum. Çok iyi bir ressam olabilirdim aslında. Dediler ki terazi burcu sayısalcıdır, sayısal oku dediler. Ben de sayısal okudum. Sayısal okuduktan sonra mühendis oldum hocam. Mühendis olduktan sonra bir süre iş aradım. Ondan sonra bana bir iş teklifi geldi. Aylık 50.000 TL. Ama patronum, patronun kendisi boğa burcu olduğu için dedim ki asla terazi boğa olmaz dedim ve kabul etmedim. Arkasından bir iş daha geldi hocam. Aylık 2500 TL. Ama patron ikizler burcu olduğu için ki terazi ve ikizler çok iyi anlaşır. Ondan da o işi kabul ettim hocam. Tipik bir teraziyim. Yok, tipik bir enayisin. Kusura bakma kızım. Peki bu ikizler burcu patronu ne iş uğraşıyor? Kendisi insan turizmi yapıyor. Ne gibi? Avrupa'ya insan kaçırıyor kendisi. Suç işlediğine mi yanayın? Bunu 2500 liraya yaptığına mı yanayın? Yoksa bütün bunları astrolojiye bağladığına mı yanayıp, vallahi ben de karar veremedim arkadaşım. Şey hocam, yalnız ben bu açıklamanızı anlayamadım pek. Bak Mehtap arkadaş, ben sana bir hikaye anlatayım, sen onu dinle. Olur hocam. Zamanın birinde bir köyde bir çiftçi arkadaş tarlasının hasadını kaldırıyor. Böyle dirgeniyle şöyle bir vurmuş, hasada kaldırmış, altında bir yılan var, yılan pis ediyor. Tam böyle dirgeni kaldırmış, böyle yılana vuracak, yılan diyor, dur çiftçi arkadaş, gel diyor seninle bir anlaşma yapalım. Diyor yılan arkadaş, nedir anlaşma? Diyor ben senin darlana musallat olmuş bütün o fareleri yiyeyim, sen de diyor benim hayatımı bağışla. O da diyor tamam yılan arkadaş, anlaştık, gel zaman git zaman. Sonrasında yılan geliyor, diyor çiftçi arkadaş, ben diyor bütün buradaki farelerin hepsini diyor yuttum. Bunun üzerine hepsini mi yuttun diyor. Evet diyor, hepsini yuttum. O da şöyle dirgeni yılana vuruyor, hımhış ediyor yılanı. Yılan diyor ya çiftçi arkadaş ne oldu, ne ettin diyor. O da diyor ki ben de az yılan değil. Yani? Yani Mehtap arkadaş, yani bu sadece senin terazi olmanla değil, az biraz da yılan olmanla ilgili bir çalışma diyorum yani. Evet hocam. Ah, Burcu Hanım gözünüz aydın, anne olmuşsunuz. Evet, çok teşekkürler. Ben aslında çok mutlu olmaya çok yakınım ama biraz daha çok mutsuzum açıkçası. Ne oldu, ne gibi? Şimdi siz, benim bebeğim akrep doğdu biliyorsunuz hocam. Siz dediniz ki mücadeleci bir çocuk olur dediniz. Ama daha kendi kendine yürüyemiyor, ayakta bile duramıyor. Bebeğiniz 3 aylık olduğu için olabilir mi? Ya olabilir, tabii tabii öyle olabilir. Ama mesela siz özellikle dediniz, akrep burçları çok güvenilir olur dediniz hocam. Ben de ona güveniyorum açıkçası. Ona diyorum ki bak diyorum minik, sana çok güveniyorum. Altını bağlamıyorum. Kesinlikle altına yapmayacaksın. Değil mi diyorum ona. Ne dese beğenirsiniz? Kafana beğenirim. Aynen hocam öyle oluyor. Hop bir de hop bir de hop bir de hop bir de. Aynen gel piyuuu kafamıza. Çok kötü yani. Benden ne istiyorsun kızım? Ya işte hocam, diyorum ki hani akrep burcu ya, ona bunun özelliklerini anlatsanız, bir güzel bunu öğretseniz, öyle davransa çocuk. Kızım, en son bir bebek konuştuğunda 3 büyük dinden biri ortaya çıktı. Allah aşkına yapma ya. Şu çocuğa bebek gibi davran, insan gibi yetiştir. Senin boyuna geldiğinde de bakarız akrep midir, değil midir? Peki hocam, öyle diyorsanız öyle de. Peki hocam, şimdi akrep burcu da Satürn'e geçti diyorlar ya. Satürn geri hareket yaptı falan, bir açılar değişti. O halde acaba benim bebeğim finansal anlamda da böyle dikkat mi etmeli yani, öyle mi davranmalı? Ulan daha çocuk 3 aylık ya. Ne yapsın? Bebek bezi borsasına mı girsin ya? Ya bu arada Leman arkadaş, biz sosyal hizmetleri de aramayı unutmayalım ha. Tamam. İyi, nedir, kimde sıra? Neden hep o karar veriyor? Sunucu olduğu için. Programın sunucusu olduğu için hep o mu karar verecek? Evet, verir. Veremez. Verir. Veremez. Verir. Veremez. Verir. Veremez. Veremez. Verir.
Ben bunu çözdüm. Devam edelim abi. Buyurun. Buyurun beyefendiciğim. Hocam benim çok acayip böyle çok hareketli, yani yerinde duramayan bir tarzım var. Öyle bir insanım. Yani yerinde duramıyorum, evlere giriyorum. Evlere giriyorum, insanlarla böyle yakın ilişki kurmak için telefonlarını alırım. Tabletlerini alırım. Zinet eşyalarını alırım. Yani burcumun, ikizlerin bütün özelliklerini böyle taşıyorum yani. Bunun diyorum, astrolojiyle bir alakası var mıdır? Yok, ceza konunuyla alakası var. Hayır hocam, olur mu ya? Ben şimdi diyorum, ben burcumun bütün özelliklerini taşıyorum. Mesela aniden sinirlenirim. Birden sinirlenirim, birden geçer yani. Hatta benim 18 tane yaralama sabıkamın olması da ikizler burcu olmamla alakalı diye düşünüyorum. Leman arkadaş, çantana, telefonuna falan mukayyet ol. Bu konuştukça sicili kabarıyor bunun. Başka nasıl özellikleri var bu karakteristik özellikleri? Yani benim böyle manyak iştahlıyımdır. Böyle birden atıyorum, yolda yürüyorum diyelim. Sıkıldım, aa araba gördüm. Aa harika ya, adamı alırım arabadan çıkartırım. Pat arabaya binerim, kendim giderim. Motor mu gördüm? Pat atlarım adama, atarım. Adam motoruyla devam ederim. Çantamı gördüm, pat hemen alırım. Ah, sehpanın üzerinde bir telefon mu? Hemen hop. Ne oldu? Alamadın. Sen öyle san. Ulan ne ara? Vallahi ikizlerim diyorum. Burcumun özelliklerini hepsini taşıyorum. Ulan ikizler değilsen bayağı tipik hırkızsın ha. Buradan polis arkadaşlara söylüyorum. Çıkışta rica ediyorum, beklesin. Aman gelmesinler. İkizler olduğum için çok da duygusal bir tarafım var. İnsanlardan kaçıyorum. Hadi bana eyvallah. Gel hele, gel, gel. Sen hele, gel, 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 gel hele, gel. Ulan gitti ha. Ya kızım ne yapıyorsun? Tripli tripli öksürüyorsun, ciğerin çıkacak dışarı. De hele, senin derdin ne? Şimdi biz eşimle beraber Afrika'ya gittik, bir seyahat. Evet. Turistik bir seyahat. Ondan sonra canımız orada bir kebap istedi tabii. Bizi bir tane timsah pişirilen yere getirdiler. Burada dediler, acayip bir timsah var, buradan yiyebilirsiniz dediler. Ama siz turistsiniz dediler, siz yemeyin dediler, ben yerim dedim. Demeyeydin. Dedim. Yemeyeydin. Yedim. Eyvah, yoksa. Sonra ateşim çıktı. Biraz da öksürük bastı tabii orada. Orada bir doktor geldi. Ya dedi, sizin ateşiniz çıkıyor. Bu dedi bir virüs olabilir dedi. Belki dedi, binemem dedi. Böyle dedi, bir virüs kapmış olabilirsiniz. Eyvah, korktuğumuz şey galiba bu Covid-22. Dinimeyim alma. Neyse, sonra doktor geldi. İşte orada 4 tane test yaptı da. Testlerin hepsi pozitif çıktı kızlar. Ben diyorum ki, acaba bu Mars Koç burcuna girdi ya, ondan dolayı mı öksürüyorum? Yok, virüs ciğere indiği için öksürüyorsun. Hala yavaş yavaş. Hocam baba bir saniye lütfen, programı kapatmadan önce bize pozitif bir şeylerden bahsetmez misiniz hocam? Arkadaş biraz daha burada kalksak hepimiz pozitif olacağız. De hele kaç. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katı